Ne yarışması olacak? Öykü yarışması tabii. Hani öğretmen demişti en iyi öyküyü yapan ödül kazanacaktı ya. Ben yazmadım ya. Aklıma bir şey gelmedi. Vallahi ben yazdım. Bu numarada 5 yıldız oldu yani. Hem benimkilerin haberi yok. Sen çaktırma. Bir de birinci oluyor musun Mehmetcan? Amma güzel olur ha. Ya belki olurum kızım. Sen nereden biliyorsun? Mehmetcan. Sonra konuşuruz. Can sen ne yapıyorsun burada? Ödev çalıştım. Oğlum bunu arıyorum 2 saattir. Sen bu saatte ödev çalıştın ha? Vallahi ne yapacağım başka? İyi, aferin sana kurtağa. Hadi hazırlan da gidelim, üstünü bile değiştirmemişsin daha. Çok mu lazım bu psikolog işi ya? Oğlum aldık bir kere randevu işte, gideceğiz mecburen hadi. Baba, nereden çıktı bu psikolog işi ya? Ne biliyorsun oğlum? Belki iyi gelecek sana. Yani psikoloğa gidince daha mı akıllı olacağım? Ha belki. Akıllı olmak fena mı? Ya ben öyle bir şey dedim mi? Ama siz annemle niye gitmiyorsunuz psikoloğa o zaman? Belki daha akıllı olurdunuz. Boşanmazdınız. Çok konuşma. Oo baba, baba olmak ne kadar kolay bir şeymiş ya. Zorlandığında hemen bir tane laf sıkıştırıyorsun. İş bitiyor hemen. Allah'ım otur şuraya ya. Senin baban olmak kolay mı? Eşek sıpası. Alo. Alo Ali. Mehmetcan yanındaysa versene, konferansa gireceğim. Sinem. Mehmetcan yanımda. Ben çıkınca arayayım mı seni? Ne çıkışı? Neredesiniz ki? Psikologdayız. Psikolog mu? Şey tavsiye etti ya. Okuldan tavsiye ettiler. O yüzden geldik. Ali. Telaşlanacak bir şey yok Sinem. Nasıl yok telaşlanacak bir şey? Durup durduk yerde okul niye psikoloğa yönlendirsin çocuğumu? Ne demek durduk yere? Oğlan 2 gün önce evden kaçtı. Kimsesizler yurduna sığındı ya. Sence durduk yere mi? Tamam söylenme tamam. Çıkınca bak ara ama beni merakta bırakma. Tamam mı? Ali duydun mu? Ya sen nasıl bir adamsın? Sinem? Bir sorun mu var? Ya bilmiyorum galiba var. Guys, we are starting now. Gel. Gürkan Bey. Hoş geldiniz. Ali Acar. Ben de Gürkan. Buyurun. Hastalarımdan biri son anda randevusunu iptal etti. Tam da o esnada aradınız. Vallahi kusura bakmayın. Yani böyle damdan düşer gibi oldu ama. Aa, rica ederim. Olmaz öyle şey. Nedir oğlunuzun hikayesi? Aslında klasik sorun. Biz karımla daha yeni boşandık. Anlıyorum. Sekreter olmak kolay galiba. Niye öyle düşündün? O kadar da değil. Evet, bir de canım bunun kurutması var. Evet Mehmetcan, gel bakalım. Gelelim bakalım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Yani sorumsuzluğun dik halası. Yeter artık ya. Bıktım bu Ali'den ya. Yeter be. Yani size sorunlarımı anlatırsalar şey düzelecek mi? Hayır Mehmetcan. Sorun her neyse üstesinden gelecek olan sensin. Ben ancak sana yardımcı olabilirim. Yardımcı. Hı-hı. Evet. Tamam onu da anladık. O zaman konuşun annemle babamla. Barışsınlar. Üzgünüm. Yardımdan kastettim bu değil. Annenle babanın ilişkisine karışamam. Onları barıştırmak benim işim değil. Ona karışamam, buna karışamam. O zaman ne işim var benim burada? Bak, Mehmetcan. Hayır, benim anlamadığım şey şu. Benim annemle babam boşanıyor, ben buraya geliyorum. Bunda bir acayiplik yok mu? Psikoloğa gitmek acayiplik değil ki. Hatta bazı durumlarda gitmemek acayiplik. Onu diyorum işte. Baştan gelselerdi boşanmazlardı. Hiçbir şey için geç değildir. Yani annem ve babam yine bir evlenebilirler mi? Evet. Evet bu mümkün ama... Yani beni buraya gelmem lazım değilmiş. Onların gelmesi gerekiyormuş. Git bakalım. İlk avukatında yine buradasın. Baba. Oğlum. Ne oldu? Biraz erken çıkmadınız mı? Buyurun. Ben sizi baş başa bırakayım. Buyurun Ali Bey. Buyurun.
Gel bakalım. Ha baba, sana söyledim bir faydası olmayacak diye. Bana bak yavrum. Çok konuşma. Ajan, bak bu sefer bir şey demiyorum. Ama bir daha sefere bu iş ciddiye almanı istiyorum, tamam mı? Oğlum, sana bir faydası olmayacak olsa ben sana bu kadar ısrar eder miyim? Anlaştık mı? Anlaştık. Duyamadım. Anlaştık, daha ne diyeyim? Tamam, bir şey demem. Hadi gidip bir yerlerde bir şey yiyelim. Bence eve gitsek daha iyi. Eve mi? Niye? Öyle yanıma istedi, gel. Hadi hadi. Canlanmış. Pekmez yemez. Bayılmak ister misin? Zombi mi var onun içinde? Bu da canlanmış. Evet. Ama baba, ha? Bence onu yıka. Oğlum hangi birini yıkayım? Baksana hali, ipin ucu kaçtı ya. Yine kaldık siparişe. Ne yiyorsun? Oğlum baksana kapıya, sipariş vereceğim. Sen bak. Oğlum baksana. Ben bakmam, sen bak. Oğlum sipariş vereceğim. Ya ama sen bak ya. Lan yoksa sipariş mi verdin? Büyüksün Mehmetcan, ölüyordum açlıktan. Baba! Baba ya! Gel ulan gel. Hoş gördünüz baba. Hoş bulduk. Hoş geldin. Oğlum benim aslanım. Dur hele bir bakalım. Mehmetcan. Yavrum. Hoş geldiniz. Yaradana kurban yavrum. Aha. Aklım çıktı vallahi. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Ben çağırdım ben. İşte böyle alırlar adamın aklını. Hadi babaanne gel içeri. Hoş geldiniz. Geçsenize baba. Buyurun. 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 Geç geç. Mehmet Ağa'ya dua et. Geç. Kalktık geldik. Sen de yanılmışsın. Bizim de canımız sıkılıydı. Mevocan'ın da sesi kötü geliyordu. Dayanamadık. Ne iyi ettiniz vallahi. Bana Allah'ın sevsen rahat otursana. Mümkün mü oğlum? Bu evin hali ne böyle? Hem biraz dağınık. Biraz mı? Ulan evi götürüyor lan. Böyle bir yerde oturulur mu ya? Ne yapayım baba? İş güçten kadını ayarlayamadım ki bir türlü. Muhabbet güzel ama benim işe gitmem lazım. Aa, hafta sonu ne işi bu böyle? Ne yapacaksın ana? Oley olmadan işler gitmiyor. Yalnız ana, gözünü sevmem, temizliğe falan bulaşmak yok. Urfa'dan gelmişse rahatine bak. Hayatta olmaz. Böyle rahat edemem ben. Önce ev eve benzeyecek. Ya güzel ana. Hallederik biz. Hadi get işine. Get işine hadi. İş önemli hadi. İyi peki baba. Mehmetcan. Dedeyi üzmek yok, yaramazlık yapmak yok, tamam mı? Ya üzer üzer Siyana, torunum değil mi? Çak lan. Yaşa be dede. Aslan torunum be. Alo, ha yoldayım Bülent amca. Valla tam geldik. Torunumla yalnız olacağım, evleneceğim. Eşşoğlu eşek işi üstümüze kilitledi gitti. Haydi bakalım, işe koyulalım artık. Memo hocam, git. Hadi sen bize elektrik süpürgesini getir. Maho, sen de malzemeleri bul bana. Ağa, sen de. Ya ağaya da mı emir vereceksin Esma? Ne oldu? Zoraya mı gitti? Haydi bakalım, oturmak yok. Herkes çalışacak. Haydi. Ben malzemeleri aldım.